Sevgili izleyiciler merhaba. Konuğumuz aktif yaşam koçu Nurullah Topal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. İstanbul'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nden formasyon eğitimi de almış bulunmaktayım. Şu an bir sosyal medya dijital reklam ajansında sosyal medya içerik üreticisi olarak aynı zamanda metin yazarı olarak görev yapmaktayım. Ek olarak da bugün görüşeceğimiz yaşam koçluğu mesleği alanında kariyerimi devam ettirmekteyim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İşiniz ve çalışma sisteminiz hakkında detaylı bilgi vermek ister misiniz? Elbette. Şimdi yaşam koçluğuna baktığımız zaman aslında yaşam koçluğu gerçekten kapsamlı bir meslek. Biz daha çok bu mesleğin beslenme ve cilt bakımı alanında faaliyet gösteren bir ekibiz. Bizim burada bu mesleği yerine getirirken takip ettiğimiz bazı süreçler var. Öncelikle bize danışan insanların günlük yaşam alışkanlıklarını değerlendiriyoruz. Onların günlük yaşam rutinlerini, nasıl beslendiklerini, kafein tüketimlerini, eğer varsa kronik rahatsızlıklarını, uyku düzenlerini vesaire her şeyi öncelikle öğreniyoruz. Ondan sonrasında onları sürekli takip ettiğimiz bir online vücut analiz sistemimiz var. Tamamen patentli, tamamen güvenli bir sistem. Bu sistem üzerinden her hafta kendilerine bir vücut analizi gerçekleştiriyoruz. Bu vücut analizi sayesinde doğru yolda olduğumuzdan ve programda bir eksik olmadığından veya hatalı bir durum olmadığından emin olarak, yaptığımız işin doğru olduğundan emin olarak devam ediyoruz. Sonrasında beslenme programına başlayacağımız zaman iki seçenek sunuyoruz onlara. İsterlerse günlük hayatta tükettikleri besinlerle devam edebiliyorlar. İsterlerse bizim onlara önerdiğimiz ürün takviyeleriyle, gıda takviyeleriyle devam edebiliyorlar. Ürün takviyesi konusunda Herbalife markasıyla biz çalışıyoruz. Herbalife Nutrition markasıyla. Zaten dünyada 90'dan fazla ülkede yaklaşık 45 yıldır hizmet veren bir şirket olduğu için bu konuda özellikle ürün kullanım konusunda içimiz çok rahat. Bunun sonuçlarını da başta bendeniz olmak üzere pek çok kez gördüm. Ben de çok kez bu ürünleri kullandım ve kendi sonucumu yaşadım. Bu program devam ederken söylediğim gibi kendi istedikleri doğrultuda ve onlara diyetleri nasıl kontrol edeceğini öğreterek bu süreci devam ettiriyoruz. Onlara neyi nasıl kullanmaları gerektiğini, hangi besinin ne kadar alması gerektiğini ve en önemlisi bunların neden yaptığını, hangi besinin ne işe yaradığını onlara anlatarak akıllarında soru işareti kalmayacak şekilde bu programı devam ettiriyoruz. Ardından belirttiğim gibi her hafta online vücut analiz sistemimizi tekrarlıyoruz. Olası bir aksaklık olmadığından emin olarak yolumuza devam ediyoruz. Programımızın sonunda isterlerse eğer bizimle çalışmaya devam edebiliyorlar, isterlerse programı ararlar ve hayatlarına devam edebiliyorlar. Harika. İşinizin asıl hedefleri nelerdir? İşimizin asıl hedefleri öncelikle insanlara sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz tabii ki. Bu işi yapan insanlar olarak da tabii ki önceliğimiz kendimiz için bir ekler arayışı. Tabii bunu yaparken insanlara yardımcı olmak ve onlara bir sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor ve gerçekten çok motive ediyor. Özellikle kendi adıma konuşmam gerekirse. Bunun haricinde bir amacımız yok. Yani asıl önceliğimiz tabii ki sağlıklı beslenme ve iyi görünmek, iyi yaşamak. Sizin bu sektöre yönelmeniz nasıl oldu? Benim bu sektöre yönelmem başta kendi değişimimle oldu açıkçası. Ben bundan yaklaşık bir yıl önce kadar gerçekten görebileceğim maksimum kilo problemini yaşadım. Ve daha önce geçirmiş olduğum sağlık sorunları sebebiyle bir aktif spor hayatına girmem mümkün değildi ne yazık ki. Bu süreçte benim mümkün olduğunca hareketsiz kalarak bir şekilde bu fazla kilolarımdan kurtulmam gerekiyordu ve sağlığımı bir şekilde kontrol etmem gerekiyordu. Gayet fit görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Sağ olun. Bildiğiniz gibi fazla kilolar her zaman olsun sağlığımızın kesinlikle en büyük düşmanlarından birisi, evet, ve bunu ne yazık ki hareketsiz yapmak çok zor. Kesinlikle. Benim de bunun için bir yöntem bulmam gerekiyordu ve bu yöntemi ararken şu anki sponsorum Sayın Murat Bey ile karşılaştım. Neyse. O kendisi beni yönlendirdi. Bu ürünleri kullandığım ilk zamanında açıkçası ben de çok önyargılı bir insandım. Çünkü bildiğiniz gibi halkımız arasında bu yani takviye gıda konusunda gerçekten fazla önyargı var. Evet. Ama gerçekten dedim ki yani şu an benim bunu denemekten başka yapabileceğim bir şey yok ve açıkçası kaybedecek bir şeyim de yoktu. Bu yolda gerçekten girdim ve gerçekten şaşıracağım bir değişim yaşadım. Sonrasında karar verdim. Dedim ki ben bu değişimi kendime yaşatabildiysem etrafımdaki insanlara da yaşatmak zorundayım. Neyse. Ki ben her alanda yapmaya çalışırım. Gerçekten kendimi geliştireyim. Her alanda insanlara yardımcı olmayı çok severim. Harika. Bu yolda mesleğe başlamış çok oldum. Çok tebrikler. Teşekkür ederim.
Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Danışanlarımızdan en çok, daha doğrusu kilo kontrolü konusunda talep geliyor bize. Ve bu açıkçası biraz kısa zamanlı talepler oluyor. Yani benim şu zamanda işte bir özel günüm var, benim buna acilen yetişmem lazım, fit olmam lazım vesaire. Hani bu tarz taleplerle daha çok geliyorlar. Bunun için de söylediğimiz gibi öncelikle bir vücut analiz sistemine dahil ederek o anki anlık mevcut vücut değerlerine bakıyoruz. En hızlı ve en sağlıklı şekilde uygun kilolara ulaşması ne kadar mümkünse o alanda devam ediyoruz. Çok güzel. İşinizin zorlukları nelerdir? İşimizin zorlukları açıkçası bu ürün takviyesi konusunda ön yargıları kırmak bizim için gerçekten çok zor. Çünkü öyle bir algı. Gibi, gerçekten çok fazla bir algı var. Yanlış. Ama gerçekten özellikle kendi aldığımız sonuçlarla ve diğer insanlara aldığımız sonuçlarla, ki biz buna insanların hayatlarına dokunmak diyoruz kendi aramızda. Gerçekten bunların sonuçlarını insanlara göstererek onları daha çok motive edebiliyor ve ön yargılarını kırmayı da başarıyoruz açıkçası. Çok güzel. İşinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin en keyifli yanları ekip olarak çalışmak. Gerçekten böyle. Ekip olarak çalışmak, özellikle beraber çalışacağımızda, beraber aktiviteler gerçekleştireceğimiz zamanlarda bizi gerçekten çok motive ediyor. Aynı zamanda sizin geçtiğiniz dönemlerden geçmiş, sizin yaşadığınız zorlukları yaşamış ve sonunda beraber bir topluluk oluşturabildiğiniz bir ortamda bir insanlarla çalışmak gerçekten çok keyifli oluyor. Kesin. Güzel bir sinerji değil Aynen mi? Aynen öyle. Takım çalışmasının yerine hiçbir şey tutmuyor gerçekten. Evet. Peki ürün kullanımı ile yaşam koçu arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Tabii. Ya bu aslında insanların standart bize sorduğu bir soru vardır. Ürünler bu kadar etkiliyse yaşam koçuna niye ihtiyaç var? Veya yaşam koçu madem bu kadar iyiyse bu ürünlere niye bu kadar ihtiyaç var? Sürekli bu soruyla karşılaştığımız için açıkçası bunun da aslında çok belli bir cevabı var. Sadece ürün takviyesi kullanmak veya sadece bir yerine danışmanlık almak bazen yetmiyor. Çünkü birbirini destekliyor bunlar zaten. Tabii ki. Nihayetinde ürün kullanıyor olabilirsiniz. Evet, doğru. Ama bu ürünü en doğru şekilde nasıl kullandıracağını bilmeyen bir koç yoksa ortada. Yani bir şey yapmaktansa nasıl yapacağınızı bilmek daha önemli her zaman. Kesinlikle. O yüzden ürün kullanıyor olabilirsiniz ama bu konuda sizi gerçekten iyi yönlendiren bir koç olmadıktan sonra gerçekten sonuç almanız çok zor. Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönlerimi yani dürüstlüğüm, yardımseverliğim ve kararlılığım olarak gösterebilirim. Ki aynı zamanda gerçekten bunu ben her yaşam koçunun sahip olması gereken özellikler olarak da düşünüyorum. Çünkü yaşam koçusu her ne kadar kabul ediyorum bir ek gelir kapısı olsa da nihayetinde burada insanların hayatlarını değiştiriyoruz ve bunu yaparken gerçekten şeffaf, gerçekten dürüst bir yolu izlediğimizden de emin olmamız gerekiyor. Çünkü zaten insanların bu alana karşı gerçekten bir ön yargısı varken mümkün olduğunca şeffaf ve kaliteli bir iş ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum ben. Çok güzel. İşinizle ilgili karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bu problemle nasıl başa çıktınız? İşimle ilgili karşılaştığım en büyük problem başta kendi ön yargılarım vardı söylediğim gibi. Bu ön yargılar başta kendimden kaynaklandığı için aslında bunları aşmam biraz zor oldu. Ama sonrasında bu ürünleri kullanarak ve aynı programı kendimi dahil ederek, kendim sonuçlarımı kendim ortaya koyarak bu sorunun üstesinden geldim. Kendim bunu yapabiliyorsam herkese yaptırabilirim diye düşündüm. Sonrasında bu yola çıkmış oldum. Önce test ettiniz. Aynen öyle. Memnun kaldınız. Harika. Sizce başarı nedir? Başarı, kendimi geliştirebildiğim her alanda insanlara yardımcı olabiliyorsam ve yardımcı olduğum insanların hayatlarını olumlu yönde değiştirebiliyorsam en büyük başarı benim için budur. Her daim bu böyle oldu. Çünkü insan nihayetinde sosyal bir varlık. Kesinlikle her zaman yani kendi isteklerimiz üzerinde başarı olmayı hedeflediğimiz zaman bunun bir sonu yok. Açıkçası bunun pek de mutlu ettiğini ben düşünmüyorum ama gerçekten bir insana yardımcı olduğumda ve o insanın hayatını değiştirecek kadar, onu mutlu edecek kadar bir değişime sebep olduğum zaman bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Sizi en çok ne motive eder? Benim en çok motive eden şey danışanlarımın başarıları tabii ki öncelikle. Sonrasında da kendi başarısızlıklarım beni gerçekten motive ediyor. Çünkü burada ben şöyle bir sonuca varıyorum her zaman. Bir şey uğruna çabaladığım zaman ve başarısız olduğum zaman diyorum ki demek ki benim daha öğrenmem gereken gerçekten çok fazla şey var. Bir ders çıkarıyorsunuz değil mi? Tabii ki bu. Her hata bir derstir. Bu hayatın her yerinde böyledir. Ne kadar bilmediğim şey varsa öğrenmem gereken o kadar şey var. Düşüncesiyle sürekli hareket ettiğim için hiçbir zaman kendimi tamamen gelişmiş veya tamamen zirvede görmüyorum kendimi. Her zaman daha ileriye geçebilecek bir potansiyelle bırakıyorum kendimi ki sürekli öğrenebilecek daha fazla şeyim olsun. İnsanlara daha fazla yardımcı olabileyim bu konuda.
Ne güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilerimize şunu önerebilirim. Hiçbir şekilde sağlık konusunda araştırma yapmaktan çekinmesinler. En doğrusunu bulmaya mutlaka çalışsınlar. İnsan sağlığından değerli hiçbir şey yok. Bunu yaparken de en iyilerle çalıştıklarından emin olsunlar. Ne güzel, harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz aktif yaşam koçu Nurullah Topal'dı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.